Bir canlı bağlantı için Üsküdar'a gideceğiz şimdi. AK Partil Başkanlığı'nın başlattığı Üşüyorum Yardım Edin kampanyasına destek olmak isteyenler, değerli seyircilerim, Üsküdar'da Ümraniye'de farklı etkinliklere imza atıyorlar. İşte şimdi Ümraniye'ye gidelim. Ümraniye Belediyesi de bu farklı bir sosyal medya projesine imza atıyor. Belediye sosyal medya hesaplarında bir kampanya başlattı. Kent meydanında dev bir kumbara konuldu. Peki kampanya hangi aşamada? Muratcan Öztürk'ün konu Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can. Söz Muratcan Öztürk'te. Evet Ali Kuyu, senin de belirttiğin gibi ülkedeki savaştan kaçarak evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere yine her yıl olduğu gibi Türk vatandaşları, Türk halkı yardım elini uzatmaya devam ediyor. İstanbul'da önemli bir kampanya hayata geçti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın organizasyonunda AK Partili belediyelerin yürüttüğü bir kampanya bu ve Ümraniye'deyiz şu anda. Ümraniye Meydanı'nda Ümraniye Belediyesi tarafından dev bir kumbara kuruldu. Bu kumbaraya özellikle hayırsever vatandaşlar, Suriyeli vatandaşları gönderilmek üzere battaniyeden tutun da pek çok kışlık eşyalar gönderiyorlar ve toplanan kumaralarda ilerleyen günlerde Suriyeli vatandaşlara gönderilmek üzere yola çıkacağını söyleyelim. Yine aynı şekilde arkamızda görüyorsunuz, hanımlarımız dikiş makinelerinin başında çalışmaya başladılar. Ümraniye Belediyesi'ndeki meslek edindirme kurslarına çalışan hanımlarımız yine Suriyeli vatandaşlar için dondurucu soğuğa aldırış etmeden burada toplandılar ve kışlık malzemeler, kışlık eşyalar örmeye devam ediyorlar. Ayrıntıları yanımızdaki konuğumuzdan alacağız. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can bizlerle birlikte kampanyayla ilgili detaylı bilgiyi kendisi verecek. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Manzara, siz çok güzel özetlediniz. Bir kampanya, soğuk üşütür, İstanbul'un kardeşliği ısıtır sloganı ile özetlediğimiz bir kampanya. İstanbul AK Parti İl Teşkilatı'nın koordinesinde AK Partili belediyelerin, İstanbul'daki belediyelerin katıldığı bir kampanya. Büyükşehir Belediye'mizin katıldığı bir kampanya. Kime? Suriyeli kardeşlerimize. Nerede? Urfa'daki 500 bin civarında Suriyeli mülteci var. Peki buradaki mülteciler, buradakilere zaten yardım ediyoruz biz. Diğer fakir kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte onlara burada zaten kol kanat geliyoruz. Ama oradakilere de kol kanat germek gerektiğini düşündük. Ve böyle bir kampanya başlattık. Önümüzdeki hafta içerisinde, yani bir hafta içerisinde tırlarımız hareket edecek. Şu anda orada lojistik merkezler hazırlanıyor. Ayın 4'ünden sonra da tırlarımız yola çıkacak. 100 tır planlıyoruz İstanbul olarak. İl başkanlığımız 100 tır planladı. Ve bu çerçevede Ümraniye Belediyesi de 4 tır hazırlamış vaziyetteyiz. 4 tır hazırlamış vaziyetteyiz. 4 tır malzememiz şu anda hazır. 2 tırı battaniye, bir tır ısıtıcı cihazlar, bir tır da çocuk bezi, hasta bezi vesaire. Ayrıca bir kumbara dediğiniz gibi koyduk Ümraniye Meydanı'na ki bu hayır kampanyasına vatandaşlarımızı da dahil edelim diye. Ve vatandaşlarımız buraya getiriyor, battaniye atıyor, kışlık giysi atıyor, efendim ne atıyor başka, ayakkabı atıyor, bot atıyor. Okul çocuklarımız geliyor, Suriyeli kardeşlerine kırtasiye malzemesi atıyor, oyuncak atıyor. Ve meslek edindirme kurslarımızın öğretmenleri ve öğrencileri dedi ki bu hayırdan bizi de nasipdar edin. Burada kurduğumuz çadırın içerisine bir atölye kurduk gördüğünüz gibi. Adeta bir konfeksiyon atölyesi. Bu konfeksiyon atölyesinde hanımlar, hanım kardeşlerimiz dikiş makinalarının bahçesi başında ne dikiyorlar? Suriyeli çocuklara bebek battaniyesi dikiyorlar. Yine ellerinde şişlerle örgü ören hanım kardeşlerimiz Suriyeli kardeşlerine çorap örüyorlar, kazak örüyorlar, hırka örüyorlar, boyun bağı yani kaşkol örüyorlar. Yani burada yapılan şey nedir? Biz zaten 4 tırı hazırlamışız. İstanbul 100 tırı hazırlamış. Ama şuradaki manzara malzemenin ötesinde yüreğin ortaya konulmasıdır. Yüreğin ortaya konulmasıdır. Yani yüreğimizle de ısıtırız biz diyoruz. Buradaki kardeşlerimiz, Suriyeli kardeşlerine yüreklerinin sıcaklığını göndererek onları ısıtmaya çalışıyorlar. Ben başta il başkanlığımız olmak üzere
Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olmak üzere İstanbul'da bu çağrıya katkı sağlayan bütün AK Partili belediyelere, bu kardeşlerimize ve sizlere bu güzel kampanyayı duyurma fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Efendim sabahtan beri buradalar hanımlarımız, evet. Zaten değil mi? Evet. Peki. Tabii yani şu hava şartlarını görüyorsunuz. Dışarıda şeyler, hava gerçekten soğuk, ciddi bir soğuk var. Belki bu soğuk cümlesinin arkasından şunu da ifade etmem gerekir. Büyükşehir Belediye'miz ve Ümraniye Belediye'miz dün akşamdan itibaren yağması muhtemel kara ve buzlanmaya karşı ciddi bir hazırlık yaptık. Dün akşam İstanbul'u Ümraniye'mizin aşağı yukarı bir 30 noktasında, yarısında Büyükşehir Belediye'miz, yarısında da biz kepçelerimizle, tuzlama araçlarımızla, efendim diğer cihazlarımızla, aletlerimizle ve o araçlarımızla sabaha kadar nöbet tuttu arkadaşlarımız. İnşallah önümüzdeki günlerde yağması muhtemel karda da aynı tablo devam edecek. Bu soğuğa rağmen işte burada geldiler. Soğuğun altında Suriyeli kardeşlerine, Esed zulmünden kaçmış olan ve Türkiye'li kardeşlerinin merhametine, ensar ruhuna sığınmış olan bu kardeşlerimize yardım elini uzatmaya, sadece malzeme değil, ona bir de yüreklerini koymaya geldiler buraya. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz yerimize katıldığınız için. Sağ çok sağ olun. Sağ olun. Evet, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can bizlerle birlikte oldu. Tekrar hatırlatalım, kendisi özetledi ama Ümraniye Meydanı'nda özellikle dev bir kumbara kurulduğunu söylemiştik. Ve burada kumbaraya atılan kışlık malzemeler, battaniyeler, oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri Suriyelilere gönderilecek. Ve Suriyeliler de Türk halkının desteğiyle yine bu kışı da daha da az bir zararla atlatmaya çalışacaklar diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de.